Kore Savaşı Müslümanlarla Yahudiler arasında yapılan ilk savaştı. Oğlum o Hendek Savaşı değil miydi? Hendek Yok Savaşı lan mıydı? Bedir Savaşı. Bedir Savaşı. Heh, Bedir Savaşı. Bizimki Soğullarla bizim Kore Savaşı Soğullarla Yahudiler arasında yapıldı. Böyle sene 632 miydi? 675 miydi? O aralarda bir şey. Evet. Ben o ara 18 yaşındayım. Böyle çıta gibi adamım. Şey biliyor mu? Boğsan mıydı? Neydi? Oğuzhan mıydı? Olsan. Şu boğayı burçla yere sokuyordu ya. Bilmedim neredeyse. Hatırlıyor musun? He, hatırladım Boğayla güreşiyordu. onu. Güçlü. Onu ben eğittim işte. O bizim dede tarafından akraba oluyor. He. Neyse. Bu ben 3. Sultan Selim 8. Mahmut 6. Sultan Süleyman bir de. Beraber bastık gidiyoruz böyle. O ara bana da ne diyorlardı? Malkaçoğlu diyorlardı. Evet, Malkoçoğlu. Malkaçoğlu. Molkaç değil, Malkoç. Oğlum benimki Molkoç'tu. Diyelim Alkoç. Benim Molkoçoğlu diyorlar. Molkoç demek atik, akıllı, zeki. Vurdu mu titreten. Ölüyü diriten anlamında. Ondan sonra lan savaşa biz 3 kişiyi karşımızda. Nereden baksan 500-600 kişi var lan. Ondan sonra şimdi 6 kişiyi 500 kişiden savaşsa ne olur? 600 kişi pert eder. 600 kişi pers eder. Ama ünlü profesör şeyin Ney? Labir Einstein'ın dediği gibi Labirent Labir Einstein Einstein ben sen o zamanlarda Labir Einstein çok ünlü biriydi. Her mı? zaman 500 kişi 6 kişi yazar. Ama 6 kişi tuzaklar hazırlayarak. Ne bu bir tuzağı mı? Bu bir tuzağı olur, bombi tuzağı olur, zombi tuzağı olur. Ne aklına ne geldiği bütün tuzaklar hazırlayarak o 500 kişiyi alt eder. Biz de bu zeki o zaman ha. Molkoçoğlu zeki anlamına geliyor ya. Her yere tuzak hazırladım. Adım attın yer tuzak. Ayı kapanını arıyorsun. Şey mi bu ağaca şeyi bağladım. Büyük ağaçlar var ya. Hurma ağaçları. Hurma ağacını çektim, 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 çektim. Koskoca 10 metrelik ağaç. Kalın nereden baksan şöyle 10 kişi Mancınık yaptın yani. Mancınık yaptım, haberde koydum. Lan adam biri koşarak geliyor amına koyayım. Vay, ne dedin de anlayamıyorum. Anama sövüyü sandım. Şimdi ananı siktim senin dedim dur. Gel lan buraya dedim. Koşarak geldi. Tam şuradayım. Tam şurada o. Ben tam şuradayım bak. Ben buradayım o orada. Oradan bunu hurma ağacı aldığı gibi bir gönderdi adamın bir baktım amına ayıdan bana elden sallıyor. Ölmemiş daha buradan aya gitmiş. Ateş topu olmuş la gidene kadar. Ondan sonra da bekle geliyorum yanına dedim. Nasıl gelecek acaba diyor dinliyor. Biz oradan konuşuyoruz da ben duyularım da çok güzel görme şimdi. Oradan el hareketi çekti bana geliyorum bekle dedim sana bekle bekle. Ondan sonra şey var ya bizim. Sen de bilip gideydin abi. Yok la argumanı oraya trambolin koymuşlar ya. O zamanlarda trambolin yok. Nereden bilsin millet? Zıpladım, 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 zıpladım. Bir saat falan zıpladım. En sonunda dedim amına koyayım ya dedim. Tersaklayı bir koydum sırtımın üstüne bir çıktım yanına. Gittiğim bir buna yumruğu bir koydum. Yenge bir tarafından dolaştı. Bu taraftan geldi dirsek koydum. Dünyaya geri uçtu bu. Yere bak yapışmış o duvarın oraya bak. İzi de var Bak kardeş orada orada izi de bak. var. Bak çek orayı da göster. Aha ora bak Ha değil mi? tam orada. Oraya düşmüş öldü. Ondan sonra bunu gördü diğerleri dedi lan bunda deli gücü var kaçtılar. O yüzden yani biz o yüzden kazandık. Yoksa anamızı sikerlerdi vallahi. Bunu bir yere atma. Yok Anı kalsın. kardeş. Tamam anı kalacağız zaten kardeş. Ahmet duyduğuma göre arabanın icadını da sen yapmışsın ilk buluşunu. Ya arabanın ilk buluşunu biz atlı araba yaptıydık. Atlı araba. He. Atlı araba. O zamanlar da baktım mamına koyayım lan. Betondan teker olur mu la? He. Olmaz. Lan çocukla beton teker yapmış yuvalar gidiyor. Bu ne dedim ya? Sen de mantıklı düşündün. Ben de mantıklı düşündüm. Bir tane kavak ağacını yıktım yere. Kavak ağacını ortadan ikiye böldüm. Onu da şu şekilde bak çek. Şu şekilde hızarla kestim. Hızarla kestikten sonra ortasını deldim. Dört tane yaptım ondan. Dördünün ortasını deldim. Ortalarını birleştirdim. Ortalarına şey koydum.
bilye. Bilyeyi koydum. Üstüne de iskeleyi oturtturdum. İskele tuttum arkada. Önlü arkalı çift şeker olsun diye atı koydum. Heh. Çift şeker yoktu o zamanlarda. Atına çift şeker yapıyorduk biz. 18 tona kadar taşıyordu iki tane at. Bununla ihracat yapıyorduk biz. Şu İpek yolu var ya, şu dönder o tarafa. O tarafta İpek yolu var işte. O İpek yolundan ticaret yapıyorduk. Oğlum niye konuyorsun? Yalan konuşuyor sanacak mı? Yok ağzıma bir şey geldi. Orası mı gözüyor ya? O İpek yolundan ticaret yapıyorduk. Şimdi orada daha değişik ticaretler dönüyor. Vurdu da kırdı da. He? Vurdu da kırdı da ticarette dönüyor ama o zaman da orada millet ekmek parası için çalışıyordu. Burada da ekmek parası için ama o orada namus lan evet. Çalışıyordu. Şimdi namus mamus kalmadı amına kodum yerinde. Öyle yani Ramazan. Seferberlik ilan edildiğinde neredeydin Ahmet? Seferberlik ilan edildiğinde şeyde Miami'de büyük köşkümde uyuyordum. Sene 1982'lerde falan dedi benim hatun eyvallah. Hani dedim nereden eyvallah, nereden eyvallah. La bakıyorum ev fiyatları, ev günler. Sigara çek vereyim mi? Ver ben bir tane sigara yakak. Şimdi bende yalan da yok, yulak da yok ha. Teo'yu tanıyor musun sen Teo'yu? Ooo şarkıcı Teo. Teo benim daim oluyor ya lan. Şarkıcı Teo mu? Yok lan. Partalcı Teo var ya. Ama bende yalan da yok, yulak da yok. O çok yalan konuşuyor ya. Selami ile bir var. Selami kim lan? Partalcı Selami ile bağım var mı? Partalcı Selami bizim köylü oluyor. Soğulu lan. Lan Selami Havzalı diye biliyorum ya. Nerede kaldıydı? Teo'da kaldıydı. Teo'yu sikerim şimdi ya, dur sayıp. Bak, bak. Şu gözlere bak. Yaklaştır. He. Bak. Şu engin bakışa bak, bak. Bak. Teo'yla karşılaştır şimdi bunu. Teo bok yiymiş. Teo bok yiymiş oğlum. Teo'nun dişleri yok amına koyayım. Teo rakip ya. He. Rakip çıkar mıyım sence Teo'ya? Kardeş sen Teo'yu gömeyin. Lan aslında bir ünlü olsak acaba nasıl olur lan? Hani çok şey olur lan. Ramazan video çekip Atakan'ca lan. Atak. Çevir bakayım. Instagram hesabımı veriyorum. Vereyim mi? Ver. Vermiyorum amına koyayım. Çevir. Benim hatun dedi şeyden eyvallah. Miami'de. Miami miydi la orası? Ha Miami'den eyvallah deniz kenarı. Miami'de deniz var mıydı la? En iyisi Denizli'de. Denizli'de deniz mi var oğlum? Oğlum adı niye deniz? Ne bileyim ben amına koyayım. Miami'den deniz kenarından eyvallah dedi. O zamanlar da bende para bol. Evde tuvalette peçete kullanırsınız ya. Biz orada para sıkıştırıyorduk götümüzü silmeye parayla. 20'lik banknotlarla siliyorduk götümüzü. Ama onlarla duman çıkıyorlar. Telefon yanıyor ama. Neyse velhasıl yani adamla puzzle attık onalı oradaki 3 aşağı 5 yukarı dedik. Evi tamına o zaman parasını 500 milyar dolara aldım. Dolar şimdi 6 lira. Dolar şimdi 6 lira evi bir sattım şimdi. 3 trilyon. 3 trilyona evi sattım şimdi bak. Çevir. Şurada ışığı yanan bütün evleri görüyor musun? Onların hepsi benim işte. Bak. Çevir bak. Bu tarafta da var bak onlar da. Şurada şu binayı zenginlere sattın değil mi sen? O binayı zenginlere verdim. Bak şurada şey var. Neydi o şuradaki binaların adı? Doğukent. Doğukent değil oğlum oran. Başka bir şeydi dur. Siktir et he. He orayı da senin de. Orada da benim. Unutmuş olabiliriz zaman verdim. Geçti. He. Öyle yani. İyi o zaman. Kapat. Yalan bulamadım.